أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ديالي قردش درس دünkü ما جاز عقلي okumustuk örnekler vermiştik Ee, ondan sonra e, kısımları kısımlarından bahsetmiştik. Ee, sonra nasıl tanıyacağımız e, hakikatini tanımaktan bahsetmiştik. Ee, bugün ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve enkerahu es Sekaki, bütün bu okuduklarımızda e, mecaza aklinin olmadığını e, ile enne ve bil kinayeti bu okuduklarımız ve benzerlerinin hepsinin e, istiara mekni, istiara kinaye olduğunu söylemiştir. Yani buralarda mecaza akli değil, e, istiara kinaye ya da istiare mekniye olduğunu söylemiştir. İstiare, istiare biliyorsunuz bir kelimeyi e, gerçek anlamı dışında başka bir kelime yerinde kullanmak zaten istiare de bir şekil, bir, bir mecaz şeklidir. Ama istiare teşbih var, benzetme var. Mecazda ise benzetme yok. Dolayısıyla bizim bu okuduğumuz yerlerin hepsinde sekakiye göre Evet mecazdır ama istiare kinayedir. Yani içinde teşbihin olduğu mecazdır. Dolayısıyla istiaredir. Bir de kinayedir. İstiare kinaye nedir? E, isti istiare, musarraha vardır. Bir de istiara mekniye ya da kinaye. E, istiare, musarraha e, eğer müşebbehi hasfedip müşebbehu bihiyi zikretmişseniz. Mesela Zeydi Aslan'a benzettiniz. Zeyd'i hasfedip aslanı zikretmişseniz ve bir karine de varsa biz buna istiare musarraha diyoruz. Mesela ra'aytu eseden fil hamami dediğimizde bu istiare musarrahadır. Zeydi aslana benzettik, zeydi hasf ettik, aslanı zikrediyoruz. İstiare kinaya da mekniye ise bu sefer evet müşebbehi müşebbehu bihe benzetiyoruz ama müşebbehu bihi bu sefer hasbettim müşebbehi zikrediyoruz. Mesela diyelim ki biz ölümü canavara benzettik. E, Canavarı hasf ediyoruz. Müşebbeh olan ölümü zikrediyoruz ama e, müşebbehu bihi olan canavarın e, bir özelliğini de ölüme veriyoruz. Mesela kitaplarımızda geçen örneklerden bir tanesi e, şeydi mesela e, şöyle bir örnek var mahalibul meniyeti neşebet bi fulanın ölümün pençeleri filanı yakaladı tuttu ya da filan, filana geçirdi şimdi burada meniye ölüm demektir ölümü biz eee canavara benzetmişiz yırtıcı bir hayvana benzetmişiz sonra o yırtıcı hayvanı eee etmişiz, ölümünü zikretmişiz sonra ölümün ölümü zikrettikten sonra da e, yırtıcı hayvanın özelliği olan pençeyi ölüme vermişiz dolayısıyla buna biz istiyari kinaye diyoruz yani müşebbehu bihi hasf e, muşebbehi zikretmişiz. Mesela biraz önce Zeyd ile Aslan örneğinde daha iyi anlaşılsın diye, istihare mekniye nasıl olduğunu anlaşılsın diye ben söylüyorum. Mesela diyelim ki Zeyd'i Aslan'a benzettik, sonra Aslan'ı hasfettik, Zeyd'i zikrettik, sonra Aslan'ın bir özelliğini de Zeyd'e verdik. Mesela ben Zeyd'i e, kükre eee kükreyen halde gördüm mesela. Ya da ya da kükreyen Zeydi gördüm. Kükreyen Zeydi gördüm. Şimdi e, ne yapmışız burada? Zeydi aslana benzetmişiz. Sonra aslan olan bu şebbehu bi hasvetmişiz. Sonra aslanın özelliği olan kükremeyi Zeyd'e vermişiz. İşte işte biz bütün bunlara e, istiari kinaya ya da mekniye diyoruz. İşte biz okuduğumuz örneklerin hepsinde mesela bir Müslümanın أنبت الربيع البقلة يا في عيشة راضية يا نهاره صائم يا آه آه نهر جار يا بنى الأمير المدينة يا دا أشاب الصغير وأفنى الكبيرة كر الغداة يا ميز عنه قنز عن, عن قنز عن جذب الليالي بتنبون هذا سكاكية جورا mecaza akli değil istiare kinaye var. Ya yani nasıl yani? Ala anna murada bir rabi'i yani mesela o bir müminin bir muvahhidin en beter rabi'u el bakla örneğinde geçen rabi' kelimesinden maksat faali hakikidir. Yani ona göre rabi' rabi' Allah subhanahu ve teala'ya benzetilmiş Sonra müşebbehu bihi olan lafzatullah hasf edilmiş. Bu Rabbi orada zikredilmiş ama Rabbinden maksat gerçek faal olan Allah Tebarike ve Teala'dır. Dolayısıyla bu şekilde söyleyerek buralarda istiare mekniye olduğunu söylemiştir. Karinesi nedir peki? Rabbinden maksat eğer faali hakiki faali hakiki el kadirul muhtar yani muhtar olan ve her şeye kadir olan Rabbimiz Celle Celaluhu e, olduğunu söylemiş bi karineti nisbetil imbati ilehi karine nedir? İşte Allah'ın fiili olan inbatı Rabia Rabbi'a nisbet edilmesidir karine. Ona göre yani Sekaki'ye göre enbeter rabiul bakla istiare mekniyedir. Rabi'ten maksad da asıl faal olan kadire mutlaktır. E, karinemiz ise Allah'ın fiili olan imbatı yani embeteyi e, bu Rabi'k, Rabi'a e, e, nisbet edilmesidir. Bu şekilde e, istiyari e, kinaye olduğunu söylemiştir. Ve ala hâzâ ve ala hâzâl gayruhu enbeter rabi'u el bakla dışındaki diğer örneklerde de aynı bu kıyas üzerinedir. Yani mesela e, e, fi işetin radiyetin, işetin radiyetin işe kelimesi sahibin yerine geçmiştir. E, ve işten maksat hakiki, hakiki faal olan sahiptir. Efendim e, naharuhu saimun naharuhu saimin yerine geçmiştir ve Naharun'dan maksat da saimdir. Bütün bunlar da bu şekildedir ona göre. Hepsini bu şekilde e, söylemiştir. Ama ve fihi nazarun ama Sekakir'in bu söyleminde yani buralarda mecaz-ı akliyi inkar edip istiare mekniye olduğunu söylemek ve dolayısıyla bütün bunlarda da zikredilen e, kelimeden maksat asıl faildir demekte de, nazar vardır, sıkıntı vardır tartışılabilir ve doğru değildir demek istiyor. Neden? Neden nazar vardır? Li'ennehu çünkü eğer Sekakin bu söyledikleri doğruysa o zaman yestelzimu en yekunel muradu bi'işetin fi kavlihi Allah teala Allah Tebareke ve Teala'nın kavlinde geçen huve fi huve fi'işetin radiyetin ayeti kerimesinde geçen işetin kelimesinden maksat sahibaha o zaman hayatın yani sahibel işeti yani hayatın sahibi kastedilmiştir. Eğer Sekakki'nin söylediği doğruysa o zaman bu işetin kelimesinden maksat işetin sahibi kastedilmiştir. Çünkü ona göre işe kelimesi e, asıl faal olan sahibin yerine geçmiştir ve işeden de maksat sahiptir. O zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Fehuve kelimesi de sahibi racihtir. E, o zaman ee, nasıl olur? Ee, Fe sahibu fi sahibil işeti radiyetun olmuş olur. Eğer Sekakin söylediği doğruysa işetin kelimesi sahibin yerine geçmişse ve işetin kelimesinden de maksat sahipse dolayısıyla istiari mekni ise e, huve kelimesi de sahib aracıdır. Oraya bir sahip kelimesini koyalım. Sahibun. Sonra işetin yerine de sahip koyalım. Ee, sahibun fi sahibil işeti radiyetin olmuş olur. Dolayısıyla kesinlikle bu olmaz. E, çünkü sahip sahibin içinde olmaz. Yani kişi kendi içine giremez. Dolayısıyla bu olmaz. Onun için bu istihari mekniyedir mecaze akridir. Demel seyati ileride de geleceği gibi orada da açıklanacak. E, bu bu şekilde olmaz. Çünkü neden? Neden? Çünkü e, bu faali mecazi eee bu durumlarda faali hakikiyi gerektirmiş oluyor. E, faali hakiki de o zaman e, işeden maksat sahip olur. E, sahip olursa da fahuva fi sahibi işetin olmuş olur. E, bu bir şey kendi nefsine girmiş olamaz. Dolayısıyla e, lazım batıl olur. Lazım batıl olunca mezzum da batıl olmuş olur. Ve bu şekilde e, bunun istihari mekni olmadığı, mecazi aklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Başka sıkıntıları başka nedir? Bir de ve en la ya sahha ve en la tasih al-ıdâfetu fi nêhû şu örnekte ise, e, izafenin sahi olmamasını gerektirir. Eğer sekakin söylediği doğruysa o zaman ve istelzim ân la tasih al-ıdâfetu fi nêhû nihârhu cayîmû daki ıdâfede cayiz olma sahi olma. Şuki nihârû daki ne nahar kelimesi huva idafe edilmiş. Eğer nahar kelimesi gerçek faalin yerini tutmuşsa ve istiare mekni ise o zaman nahar kelimesinden de maksat saimdir. E, damir de saima racittir. O zaman saimu saimin saimun olmuş olur. Dolayısıyla saimu saimin bir şey kendi nefsine idafe edilmiş olur. Bu da olmaz. Dolayısıyla bu da istiare mekniye değildir. Bu da mecaza akli olmak zorundadır. Neden olmazmış? Li butlani idafeti şey ile nefsihi çünkü bir şeyin kendi nefsine idafesi batıldır, olamaz. Dolayısıyla lazım batıl oldu. Lazım batıl olunca mezzum da batıl olmuş oldu. Başka bir de ayet-i kerime okumuştu. Orada Firavun aleyhi lanetin hamane emri vardı. Şimdi bir de o örnekte bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Eğer istihar ise o zaman ya hemen ibnilli sarhan ayeti kerimesinde e, eğer gerçekten e, mevcut olan isim yani ibnideki ibni e, biliyorsunuz emir fiilidir. Bena fiilinin emri hadırıdır. Eğer oradaki ibnideki e, ibni fiilinin ente gizli müstetri olan enteye e, nisbeti eee e, mekni yoluyla olmuşsa o zaman oradaki e, ente damiri hamana racı olan ente damiri e, amelenin amelelerin işçilerin e, yerine geçmiştir ve e, hakiki fail de işçilerdir. Dolayısıyla istiara mekni yolu olarak geldiyse ve oradaki enteden maksat da amele ol, olsalar burada yine e, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Neymiş sıkıntı? o zaman ee, bina, kuleyi ya da sarayı e, gökdeleni e, bina etme emri hamana olmamasını gerektirmiş olur Sakaki'nin görüşü. Sekakinin görüşüne göre eğer bu istihare emekliyse o zaman buradaki bina yap emri hamana değildir. Halbuki burada sıkıntıya dikkat edin e, munada hamandır ama emir hamana değil de işçileredir. Olacak iş midir? Olmaz. Halbuki biz e, birisini çağırıyorsak ve ona bir emir veriyorsak emri ona yapmışız. Dolayısıyla e, Muna'da haman olduğu gibi e, emir de hamana yapılmıştır. Ama e, e, ne, niye ona emredilmiş? E, amir olan sebeptir. O da işçilere emredecek ve işçiler bu işi yapacaktır. Ama is sekakinin söylediği eğer istiara mekni olmuş olsaydı o zaman munada hamandır. Ey haman sonra e bina yap derken amellere etmek Dolayısıyla burada biz bu sıkıntı ortaya çıkar ve bu da olmaz. Dolayısıyla burada da yine mecaza akli vardır. İstiari mekni değil. Başka bir de ve en yetevakkafe nehu enbeten rabi'ul bakla ala Ayrıca neyi gerektirir? Bir de eğer Sekakir'in söylediği doğru olsaydı o zaman bu Rabbi kelimesi Allah'ın bir ismi olmuş olurdu. Halbuki biz biliyoruz ki Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani simaidir, tevkifidir. Yani kesinlikle biz kendimiz Allah'a bir isim uyduramayız. Şari'in yasa koyucunun izin vermesi gerekir. E, o zaman biz Rabbi'yi Allah'ın ismi olarak kullanamayız. Eğer Sekakin dediği doğru olsaydı, Rabbi kelimesinden maksat hakiki faal olan Allah Tebarek ve Teala olsaydı, o zaman Rabbi Allah'ın bir ismi olmuş olurdu da olurdu ki bu da şer'en caiz değildir. Burada da bu sıkıntı ortaya çıkar. Dolayısıyla burada istihari mekni yoktu. Burada yine mecaza akli vardır. Eğer bir mümin, bir muahid bu cümleyi kur, kuruyorsa, kurmuşsa. Ve lavazimu kulluha muntefiyetun bizim bütün okuduğumuz levazımlar menfidir, olumsuzdur. Dolayısıyla lazım biliyorsunuz monitorabı de okuduk. Eğer lazım batılsa melzum da batıldı. Hepsin, lazımların hepsinin nasıl batıl olduğunu e, anlattık. Dolayısıyla e, orada bir sıkıntımız yoktur. Bir sorun daha var. وَلِيَنَّهُ يَنْتَقِدُوا بِنَحْوِ Yine sekakinin e, meknidir demesi demesi şu örnekle de bozulmuş olur. Nasıl? Neharuhu saimun. Şimdi neharuhu saimun eğer burada istiari mekni varsa o zaman biliyorsunuz istiarada müşebbeh var bir de müşebbehu bihi var. Mutlaka bir tanesini hasf ediyoruz. Yani müşebbehi hasf ediyoruz, müşebbehu bihi zikri ediyoruz. Bu istiara tasrihidi, musarrahidi ya da e, bihi hasf ediyoruz, müşebbehi zik ediyoruz. Bu da istiara mekniydi. Yani hem müşebbe hem müşebbehu bir ikisi beraber istiharada olmaz. Eğer Segaki'nin söylediği gibi bu istihari mekni ise o zaman naharuhu, nahar kelimesinin kendisi var olduğu gibi bir de saim kelimesi zikredilmiş. Dolayısıyla teşbihin e, her iki tarafını tarafı da zikredilmiş. Halbuki teşbihte iki taraf yani istiharada iki taraf zikredilemez. Ya müşebbeh ya da müşebbeh bir zikredilmeliydi. Çünkü naharuhu saimul örneğinde li iştimali ala zikri tarafı teşbihi. O zaman teşbihin her iki tarafı da e, içinde barındırmış olurdu ki istiharada bu olamaz. Mutlaka bir tanesi hasbedilmeliydi. Dolayısıyla Sekakin'in söylediği bununla da e, kırılmış olur. E, geçir, bitirdik bunu. Ahvalul musnedi ileyhi müsnedu ileyhinin e, durumu, durumları, ahvalı, halleri. İsnadı şimdi kadar isnadı okuduk. Şimdi müsnedu İleyhi'ye geçiş yaptık. Müsnedu ileyhiden de bir şeyler okuyalım. Ama hasfuhu. Müsnedü ileyhin hasfına gelince. Yani bazen mesela müsnedu ileyhiyi hasf edebiliriz. Misalen mesela kaimun diyoruz. Maksadımız yani zeydun kaimundur. Zeydi hasf etmişiz. Kaimunu zikretmişiz. Biz Elimizde bir karine var. Bir karinenin karinemiz var olduğundan dolayı biz e, müsned hasfedebiliriz. E, neden peki hasfediyoruz? Müsned niye hasfediyoruz? Lil ihtirazi anil abesi abesten korunmak için. Eğer müsned vilehi zikretseniz abes olur. Bazı yerlerde. Bazı yerlerde müsned vilehi e, şey, e, abes olacağından dolayı müstedüleyi hasfetmişsiniz. etmişsiniz. Binaen ala zahiri ظاهir, zahirin üzerine bina ederek ee, Abbas'tan korunmak için e, siz müstedüleyi diyelim ki hasf ettiniz. Biraz sonra mesela örnek gelecek. O örnek örneğe bakacağız. Ev tehyilil uduli ila akva ed delile delileyni minel akli ve lafzi lafzi ve akli delillerden daha güçlüsüne yönelmeyi hayal etmek için. Hayal ettirmek için. Yani mesela siz e, Müsedüle'yi zikretseniz e, bu lafzan, lafzi delalettir. Ama onu etmezseniz bir karine olsa bu da akli bir delalettir. İşte siz e, diyorsunuz ki Ak, akli delalet, lafzi delaletten daha güçlüdür. Bunu hayal ettirmek için Müsnedüle'yi hasret etmiş olabilirsiniz. Mesela örneğe bakalım. Kâ kavlihi şu kavlinde olduğu gibi. Şimdi bu her ikisinde de örnektir. İster abesten korunmak için, ister daha güçlü delile e, yönelmeyi hayal ettirmek için. li bana dedi ki keyfe ente e, ee, nasılsın diye bana sordu, bana dedi, kultu alilu. Dedim ki hastayım. Şimdi burada bir de devamı aşağıda var. Ee, Kale li keyfe ente kultu alilu seherun daimun ve huznun tavilu. Bana dedi ki nasılsın? Dedim ki hasta daimi bir seher yani her zaman hastalığımdan dolayı uyanık ve uzun bir hüzün içindeyim. Burada e, alilu yani ente alilu. Şimdi burada bir e, abesten korunmak için e, müstendiliği hasredilmiş olabilir. Çünkü zaten soruda keyfe ente diye sorulduğunda alilu dediğinde ene alilun demek istiyorsunuz. Sorudan soru bir karinedir. Ve bu karine e, müstendiliğinin ne olduğu bana, bize e, tam bir şekilde ortaya koyuyor. O zaman burada ene alilun demek e, yani lafı boşuna uzatmaktır. Abestir. Eneyiz. Hasfi ediyoruz. Alilunu zikretmiş oluyoruz. Bir de e, hangisinin, yani delillerden hangisinin daha güçlü, daha kavi olduğunu bildirmek için de hayal ettirmek için de e, bu hasfi olabilir. Çünkü eğer ana alilun olsa ana lafzdır ve lafızdır ve bu lafzi bir delalet olur. Ama ana'yı zikretmediğimiz vakit burada e, bir akli bir delalet var ve akli delalet ise e, lafzi delaletten daha güçlüdür. Çünkü lafzi delalet de akla muhtaçtır. Dolayısıyla e, bunun için bu şekilde söylenmiş e, söylemiştir. اَوْ اِخْتِبَارِ تَنَبُّهِ السَّامِ عِنْدَ الْقَر۪ينَةِ ya da karine يَمُسُدُ لِي حَسْفِ ediyoruz. Bir karinemiz var. Karine anında dinleyicinin, muhatabımızın ne kadar bizi dinlediğini ve ne kadar söylediklerimizi anladığını, uyanık olduğunu, şiar olduğunu, Kürtçeden şiar olduğunu tecrübe etmek için. Diyelim ki mesela ee, bizim e, yanımızda bir arkadaşımız var başka birisiyle beraber biz ona diyoruz ki vafiyün diyoruz ee, karşımızdaki arkadaşımıza diğer arkadaşımızın e, vefakar bir dost olduğunu söylüyoruz bunu söylerken müslüdülahi söylemiyor söylemiyoruz yani sahibi vafiyün diyoruz onun ne kadar bizi dinlediğini ve ne kadar anlayış sahibi olduğunu bu bununla e, tecrübe etmiş oluyoruz. Denemiş oluyoruz. Eğer o anlarsa bizim kimden bahsettiğimizi neyden bahsettiğimizi o zaman o, o dostumuzun e, bizi dinlediğini, uyanık birisi olduğunu, akıllı bir birisi olduğunu anlamış oluyoruz. Ya da onun e, anlayış sahibi, uyanık birisi, sözü dinleyen birisi olduğu biliyoruz ama miktarını ne kadar, ne kadar anlayış sahibi olduğunu, o miktarı anlamak için müstahedebiliği hasret etmiş olabiliriz. Yine mesela, e, diyelim ki yine bizim iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi diğerinden daha eskidir. Daha eski dost arkadaşımız var. Biz de diyoruz ki e, hakikun bil ihsani diyoruz. İhsana layıktır diyoruz. Maksadımız ise yani el akdamu suhbeten hakikun bil ihsani daha önce sohbet ve arkadaşlığımız oldu, olan kişi ihsana layıktır. Dolayısıyla biz karşımızdaki adamdan ne kadar sözümüzü anladığını ölçmüş oluyoruz. Ev ihami savnihi an ya da Musnadülehi çok değerli birisidir. Onu kendi dilimizden korumak için. Dilimiz dilimiz onu zikretmeye layık değildir. Onun için onu dilimizden korumak için onun müsebbibini hiç zikretmiyoruz. Mesela e, Allah Tebareke ve Teala e, için huwa halikun diyoruz. Ya da halikun diyoruz. Ya da faalun lima yürid diyoruz. Faalun lima diyoruz. Yani Allahu faalun lima Dolayısıyla Dolayısıyla Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın e, ismini kendi dilimizden koruyoruz. Çünkü yani o çok üstün bir isimdir. Dolayısıyla bunun için yapmış oluyoruz. Av aksi ya tam tersini yapıyoruz. Yani müstedüleyhi değersiz birisidir. dilimizi, lisanımızı ondan korumuş oluyoruz. Ondan koruyoruz. Ee, e, biraz öncekinin tam tersi. Av ee, teetti av teetti inkari ledel hacet. Ya da niye has, e, hasf ediyoruz? e, ihtiyaç duyduğumuzda inkar etmek için. Mesela dedik ki hırsızdır dedik. Ama maksadımız yani zeyt hırsızdır demek istiyoruz. Ama zeyt hırsızdır dediğimizde zeyt sesimizi duysa ya da bir dostu sesimizi duysa biz zeyden bahsettik, bahsetmedik diyemeyiz. Ama hırsızdır dediğimizde yani zeydi hasf ettiğimizde o zaman zeyt bize gelip niye bana bu suçlamayı yaptın dediğinde biz diyoruz ki senden bahsetmedik. Yani ihtiyaç da inkar etmek için biz bunu yapmış olduk. Ev ta'yyunihi ya da belli olduğu için, muayyen olduğu için, apaçık olduğu için zikretmemize gerek yoktur. Ee, ya da ev iddiai ta'yyuni ya da e, şey değildir, e, muayyen değildir ama muayyen olduğu iddiasıyla e, onu zikretmiyoruz dolayısıyla eee müstedeh hasfedebiliyoruz ev Nehvi ve bunun benzeri olan durumlarda eee hasfedebiliyoruz mesela diyelim ki zaman çok dardır e, kelamı uzatsak e, olmaz karşımdaki insan sıkılacak fırsat elimizden gidecek bütün bu, bu durumlarda müstedeh'i hasfedebiliyoruz ve ama zikruhu gelince yani müstedeh'i zikretmeye gelince yarından itibaren burayı okuyacağız inşallah. Ee, Müsnedü okuduğumuz yerlerde geçen sebeplerden dolayı hasfi de biliyoruz. Dolayısıyla hasfi de bir maksada binaandır. Cezanallahu Allahu kulla khayr ve barikallahu lana ve lekum fihi bereketen kathira Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.